Herkese onlar hep bir karşınızdayım. Bugün serde, oynayacağız. Umarım güzel bir video Kadromuzda Cristiano Ronaldo'yu, Florian Birsi, Guardiola, Frimpong'u ve tabii ki Manuel Neuer'i kattık. Kadromuz biraz değişti, şekillendi. Aslında alan yerine Eriksen de oynayabilirdi. Başka bir oyuncu da oynayabilirdi ama ben bunlarla oynamak istedim. Bunlarla güzel olacağını düşünüyorum. Cristiano Ronaldo'nun kartı yani güzel duruyordu ve ucuz abi 800k yapıyorsun. Ben 250 300 kya falan yaptım. Bence değer en kötü oyunun sonunda bile kanatla oynatırsın veya yani oynatırsın abi yani ben bu adam forvetle görmek istiyorum açıkçası toz kartını maalesef alamadık paramız yetmedi çok uçtu fiyanda fiyatı totik toti kartı da zaten pahalı o yüzden en mantıksı bunu yapmaktı bedava yaptığımız için güzel olacağını düşünüyorum kadında sadece Tabii ki Arnold ve Neuer 7 kimi oynuyor. Bence bu da bir sorun değil. Düşük kimi oynamaları hiç sorun değil. Çünkü onlar Tots kartı olduğu için pek bir sorun bize getirmeyecekler. Guardiola denemek istedim açıkçası. Çok güzel bir karta benziyor. O yüzden bunu deneyeceğiz. Yedeklerimizde tabii ki Diaby'miz falan da var. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor. Umarım güzel bir video olur diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonumuzu aktif. Katıldığında kanalda destek sağlayabilirsiniz diyorum. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Gelip seyirler. Ve ilk rakibimizi biliyoruz. FC Bayern geliyor. Güzel bir kadroyla geliyor. Samuel Eto'lu falanlı filanlı. Modesteli. Hadi bakalım. Arnold attı. Garrincha. Garrincha arkaya çok iyi yere. Florian Wirt. Gelişin o İyi kapayla uğraşmadı. Güzel bir bitiricilik. Florian Wirt. O ne ya? Olacak iş işte değil ama oluyor işte. Adam avcı basmış Antonio Modeste'ye. Daha ne bekliyorsun ki bu adamdan sen? Cristiano Ronaldo'yu sola çekip El gol atacağım. İzleyin. Ben dedim ama Cristiano ile El gol atacağım dedim. El odan sonra çok güzel bir şut. Cristiano Ronaldo. Tabi orada Arnold kale girerken dokundu ama bence gene de girerdi. Bernardo Silva önüne düştü ve Florian Wirtz maçı bitiren golü atıyor. Florian Wirtz. Bayern never lost in demiş. <laughs> Abi hep Bayern'li biri geliyor ben anlamadım ya. Garincha onu da kurtardı. Manuel Neuer. Abi Cristiano Ronaldo güzel bir orta gelirse gol atar. Dösayla atıyormuş. Marcel Dösayla. Ya tek kalı zaten. Dakika 9. Herhalde 3-4 tane şutum var şu anda. Rakip çıkıyor. Teşekkürler dostum. Yani baskıyı biraz arttırdık ve golü de bulduk. Çok erken bulduk ve çıkarttık. Güzel oldu bizim için yani. Baksana 5 şutum var abi. Şaka gibi. Ve bir diğer rakip. Zespol D. Hadi bakalım. Sancho'yu herhalde Çıktığından beri görmedim ya. İlk defa görüyorum o zamandan beri yani. O zaman bir kere gördüm sanki. Oho. Of! onu ne? Kapayla vole mi vurdu? Şöyle bir <laughs> değişik bir şekilde vurdu abi. Kapayla vole! Tim Cahill! Bu kadar güzel pas da atılmaz be. Herkes atamaz bu kadar güzel pası. Ronaldo nerede ya? Öyle bir bardı ki Ronaldo diyeceğiz zannettim abi. Yani yendik ama ben o heyecanla Ronaldo diyecek diye böyle suyu falan çekecektim olmadı neyse. içimize kaldı abi bir sonraki maça. Kalın cana ediyoruz. Oo bir tane daha Hı -hı var karşımızda ve tabii ki Ronaldo da var, Eusebio da var. Bu nasıl bir kadro abi? Ne kadar flashback var yapmış zaten kardeşim. Tos var. Bizim kadro bayağı geride kaldı ama keyif alıyoruz abi. Önemli olan keyif almak gerçekten. Gerisini boş ver. Bir suyu golü gelir ha bence. Hadi. Yani inanamadım bir şekilde dripling yaptım. Bence adamın hatasıydı. Ben dripling yapmadım. Adam hata yaptı bence. Hmm, ben sevdiğim hareket. Kendi kendine hareket yapıp dışarı çıkartmak falan. Güzel şeyler bunlar. Florian Wirtz. Yani farklı bir seviye bu adam ya. Çok farklı bir seviye. Gerçekten 450 ayeder eder bence ya. Yani şu hareketler çok farklı bir şey. Baba. Hadi. Cristiano. Abi o da girmedi. Saçmalık ya. Abi önüne de düşmez ama ya. Müdahale ederim önüne de düşmez ama ya. Adam Maestro basmış ya sonra. Gerçekten şaka gibi. Cristiano Ronaldo. İşte bu abi. Bu adam farklı bir seviye ya. Cristiano Ronaldo hiç beklenmedik şekilde bir gol atıyor ve gerçekten inanılmaz bir şeydi ya. Konuşamadım bile yani. Ve devam ediyoruz. O Makaveli geliyor. Yani Arnay çekmiş. Abi Roberto Carlos abici basmış. Değişik bir şey ya. Yani saygı duymak lazım tabii ki. Witsel de aynı şekilde. Garip. Nesta yolu yol ikilisi var. Yani defansif da çok iyi. Mbappe avcı basmış. Bu adam çılgın. Arinca bu kadar hareketin üstüne gol olsaydı müthiş olabilirdi ama maalesef olmadı. Olmadı orada Roberto Carlos. R9. r gidiyor abi. Kendi kendine çıktı kaleci. Yani Harasco. Ben çıkartmadım ama Neuer'in böyle bir şey var biliyorsunuz. Kötü bir gol oldu bizim için be. Frimpong yakalayamadı. Cristiano Ronaldo ile başlıyoruz. Hadi bakalım. Cristiano Ronaldo olmadı. Garinca ile orada geçmiştik ama Ronaldo ile onu yapamadık. Bu ne yapıyor abi? Sen ne yapıyorsun lan orada? Bak senin bu hareketin yüzünden içinden geçeceğim senin. Bunu bana yapmayacaksın dostum. At abi gol. Bu garinça bir. Bu garinça bir abi. Hadi bakalım. Attı Ronaldo'ya. Bir elastiko gol. Geliyor mu? Su Özlemişsinizdir. <laughs> Cristiano Ronaldo. Sen orada şut fake yapıp böyle bize dalga geçersen daha sen çok gol yiyeceksin bizden. Dur sen dur. Ben daha çok gol daha dur. Florian Wirtz. Cristiano attı. Garrincha. Yani değişik şekilde kurtardı bilmiyorum. Pas çok iyi. Cristiano Ronaldo. attı önüne gidiyor. Cristiano. Yani gerçekten saçmalık abi şu pozisyonu kaçması. Tim Cahill. Neler kaçıyor ben anlam veremiyorum. Yani şu gollerin kaçması gerçekten Tim Cahill ve Ronaldo'nun kaçtığı iki pozisyon çok garip. Ya Rakib'in de yeneceğini düşünmediğim için böyle bir skorla bitti aslında. Yoksa farklı bir şekilde yenebilirdik ama yani olmadı. Güzel goller atmaya çalıştık. Atamadık. Gerçekten değişik bir şeydi. Baksana abi 18 şutum var. Adamın 4 golü var ya. Şey 4 şutu var 1 golü var. İlk yarıda zaten 2 şutu var 1 golü vardı. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Yenmemiz lazım ya. Bunu da yenirsek iş abi. 6 0 çok iyi olur da bakalım. Gittikçe zorlaşıyor rakipler bir tık. Yani tam anlamıyla değil tabii ki ama bazı şeyleri zorlaşıyor. Yani güzel hareket yaptı orada müdahale edebilirdi aslında ama bilmiyorum edemedik. Kaleci oynattı. Ben de yani bu kadar hareketli oynayan birini kaleci oynatacağını düşündüm zaten. O yüzden yakın köşeye kolay bir gol attık. Çünkü rakip çok hareketli oynuyor. Yani genelde böyle hareketli oynayanlar Hata yapıyor abi. Çabuk attık iki ile çabuk attık güzel. Yani bu çok saçma işte, bu abartı saçma bir şey. Bu abartı saçma bir şey yani. Bak gollememiz hiçbir şey değil mi? Golleyebilirim abi, gollemek bir şey değil. Orada o top alması çok saçma abi. Gerçekten çok saçma. Çok hızlı geldi Loris be. İşte. Su yok. Yok buna suyu çekmem abi. Tek başına olursa çekerim. Penaltı. Ya bunu yapacağını düşünmedim ya. Bu kadar basacağını düşünmedim. Kötü oldu. Hiç olmadı bu. Hiçbir yere de bakmıyor gibi ama belki vururken çevirir de ortaya vuracak bence. Baba öyle bir yere vurdu ki yani. Kötü oldu işte. Atar abi öyle bir geçti ki iki kere arka arkaya bakkala yolladı bizi. Gerçekten helal olsun. Çok güzel gol attı. Yani sevinmeye hak ediyor bence de. Çok iyi be. Helal olsun abi buna şapka çıkartılır. Harbi diyorum müthiş gol attı. Bunu izlenir abi. Bu izlenir abi. İnanılmaz bir gol gerçekten. Robert Lewandowski. Bir de üstünde yani tesadüf bilmiyorum ama Polonya forması var. Güzel bir gol attı helal olsun. Cristiano Ronaldo. Bu benim diyor. Cristiano Ronaldo diyor. Yani ben varken maç bitmiş değil diyor ve bakalım belli olmaz abi bu maçlar. Herkesi yatırdık aşağı. Florian Bild. Güzel bir dripling ve 5-5. Musa Diaby. Garincha, Florian Wirtz, Bernardo. Florian Wirtz, işte gol gibi gol. 120'de geliyor Florian Wirtz'le, işte bu. Çok güzel bir gol. Rakibi sevindirdik ama sevinen taraf biz olduk. Dediğimiz gibi Cristiano Ronaldo maçın 100 seçildi. Ronaldo'yu son dakikada çıkartıp biraz daha hız katıp Diaby aldık oyuna. Gerçekten büyük katkı sağladı. Ve gerçekten maç kazanmamız bizim için müthiş bir şey oldu. Maçı güzel çevirdik ve 6-0'la videoyu kapatıyoruz. Tabii ki kadro ekranına gelip bir de yeni oyuncularımız hakkında ufak bir konuşalım. Ya güzel bir başlangıç oldu. Gerçekten hani 6-0 beni memnun etti. Aslında zaten kötü oynamıyoruz. Yani belli bir seviyenin üstündeydi aslında oyun tarzımızda. Hani bazı şeyleri yapsak daha iyi yerlere geliriz. Bazen internetimiz yoluna daha iyi şey sonuç alabiliriz. Ama tabii ki bunları artık bıraktık. Bunları artık takmıyoruz. Tabii ki elimizden geldiğince laf söylememeye çalışıyoruz oyunu ama. Yani oluyor abi oluyor. Yani siz de yapıyorsunuz biz de yapıyoruz. Bildiğiniz halde oynuyoruz ve bu yüzden de gerekli şeyleri söylüyoruz. Ama bence keyifli bir videoydu. Ben keyif aldım. Cristiano Ronaldo 8 maç 6 gol 2 asist diyor ama. 2 maçı division'da oynadık ve hiç gol atamadık. Çünkü bir maçta... 3-3 yaptım. 3 golü de gariptir ki Florian Wirtz ve Ronaldo atmadı. Garinca işte 2 tane gol Arnold attı. Bir tane de Kahil attı galiba. Diğer maçta da bir gol attım rakip çıktı. Gene o atmıştı. Biraz garipti divisionda. Yani bu kadroyla hiç gol atamadık yeni dizimiz kadroda. Kadrodaki değişiklerde en göze çarpan özellik tabii ki Florian Wirtz'in gelişiydi abi çok güzel bir kart. İnanılmaz keyifliydi. Yani Future Star kartıyla da oynadığımızda Eren abinin hesabında aynı şekilde keyif var oynadık ama bu kart bir tık daha iyiydi. Bir tane çok net bir pozisyon kaçırdı. Eğer o pozisyonu yakaladıysam yani koymak isterim ama yakalayamadıysam da kusura bakmayın ama çok net bir pozisyonu kaçırdı. O biraz yüzde açıkçası direğe vurmuştu galiba. Guardiola'yu bayağı beğendim abi. Gerçekten çok iyiydi. Yani varan etkisi var oyunda. Gerçekten varan gibi. Hani belki Böyle kimyalaması falan zor gibi gözükse de bence bir varan etkisi yarattığı için yani yapılacak bir kartmış gerçekten. Ucuzdu. O yüzden yapmayı düşündük ve yaptık. Aslında Endika alacaktım ben bunun yerine. Endikanın kimyası daha da kolaydı. Ama dedim ki şey, yani gerek yok. Guardiol hem bedava gelecek hem de özellikle olarak yani daha böyle farklı bir kart bilmiyorum bunu yapmak daha mantıklı geldi. Çünkü Herkesin yaptığı oyuncuyla oynamaktansa farklı bir oyuncuları oynayıp onlarla keyif almak daha güzel oluyor. Biz hep böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Ve Diaby gerçekten oyuna girdiğinde gene havasını kattı. Son maçta bir maç oynadı, bir asist yaptı. Ama o pozisyona girişleri, o etkisi her şeyi bedeldi. Diaby zaten daha öncesini incelemede çektiğimizde keyif alarak oynadığımız bir karttı. Bu kadroyu beğendim aslında. Güzeldi abi. Neuer'in çıkışı evet bir sıkıntı yarattı. Gol yedik ama Neuer'in en sevdiğim özelliği topa degajda yan vuruyor. Yan vurduğu için direkt ileri hatta ara pası tarzında atabiliyorsun havadan. Normal her oyuncu bunu yapmıyor. Noyer'de bu özellik olduğu için Noyer'i seviyorum bu konuda. Tabii ki diğer kalecilerde de bunu başka tuşlara ekleyip vurabiliyorsunuz ama Noyer'in kendi özelliği olduğu için bu tarz kart beni mutlu ediyor açıkçası. Onun dışında pek de konuşacak bir şeyimiz yok aslında. Alan belki değişebilir. Hani o da nasıl değişir? Pas konusunda bazen sıkıntı yaratıyor. Bilmiyorum ben öyle görüyorum. Onun dışında pek bir eksisini görmedim açıkçası. Bazen hani pas yollarında gerçi bugün Arnold'dan da saçma sapan bir pas gördüm ama yani Arnold'un da pası 94 pas gözüküyor ama saçma sapan önünde bir pas attı. Muhtemelen o da server'la alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ben keyif alarak oynadım. Umarım sizi de izlerken keyif almanızdır. Yani Ronaldo olduğunda zaten keyifli oynuyoruz biliyorsunuz. Garinç'e de aynı şekilde. O yüzden bundan sonra Ronaldo'muz olduğu için her videomuz aynı şekilde keyifle devam edecek diyoruz. Bir sakinle kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.